Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Başkent Kulisi 704. programında bugün. E, konuğumuz e, AK Parti Hatay Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatay'dan ayağınızın evet. tozuyla. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yayından önce de konuşmuştuk. Tabii sizinle gerçekten siz Türkiye'nin çok kıdemli, 704. program zaten, evet. televizyoncusu gazetecisiniz. Uzun bir ara oldu, ben başkent kulisine gelmedim. Program kıdemli oldu. Ee, siz de kıdemlisiniz <laughs> e, programda. Ben bu davet için çok teşekkür ediyorum. Şeref Yayından verdiniz. önce söylediğimi arkadaşlara da söyleyeyim. Burada sağ olsunlar kameramandan, ışıkçısına, e, rejiden, bizi karşılayan güvenlikçiye bir sürü çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var onlara da söyledim dedim ki ya Sayın Mehmet Acet bizi unutmaz ama siz <laughs> hatırlatmıyor musunuz ya bu Hüseyin Yayman diye biri vardı bizim yayınlarımıza geliyordu nerede diye ben bu davet için de çok teşekkür ediyorum Kanal 7'yi özlemiştik hocam. çok teşekkür ederim çok sağ olun ee, sizinle var de bir başkent kulisi yaptık aslında yapayım. yine e, geçen yapayım. sene ben latif olsun e, diye epeydir yine ihmal etmişiz estağfurullah Tekrar. Hoş geldiniz hocam. Hatay'da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir mitingi vardı. Yeni anahtarları teslim edilen konutlar, ee, tabii çok ağır bir deprem, 6 Şubat depremleri Hatay'ı mahvetti. Gelinen nokta hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü gezisi ne dair izlenimleriniz nasıl oldu, hem de yaraların sarılması anlamında hocam Hatay'ın son durumu nedir? Evet çok teşekkür ederim. Öncelikle Hatay'dan selam ve sevgilerimizi getirdik. Biz sizinle Hatay'da 2011 yılında çok meşhur bir program yapmıştık valilik bahçesinde. Yani, He ben bu programa geleceğimi söylediğimde herkes Sayın Mehmet Hacet'e çok sevgilerimizi saygılarımızı iletin. Sağol Tekrar olsunlar. onu Hatay'a bekliyoruz dediler. Siz bundan İnşallah. yaklaşık bir buçuk ay önce yine Hatay'a gelmiştiniz Sayın Bakanımızla beraber. Biz sizi bir daha Hatay'a davet ediyoruz. Hatay tabii siz de ilk andan itibaren Hatay'a geldiniz. Ee, orada bizim acılarımıza ortak oldunuz ve gerçekten e, hani göz pınarlarımız kururcasına çok büyük bir acı yaşadık. Yani bu yer küre üzerindeki en büyük depremdi. Bu deprem e, 50 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açtı. Ve bunun da 25 bini e, Hatay'da e, hayatını kaybetti. Deprem şehidi oldu. ...hepsinin bir kez daha mekanı cennet Abi. olsun. Allah rahmet eylesin. Şimdi 6 Şubat ikinci yıl dönümü yaklaşıyor. Artık Kasım ayına geldik. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat... ...yani yaklaşık 3 ay... ...yani şeyi saymazsak... ...Ekim'i saymazsak... ...3 ay gibi bir süremiz var... ...ikinci yıl dönümüne. Yaraları sarıyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız geldi. Cumhurbaşkanımıza ve... ...bakanlarımıza, hükümetimize... Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü Hatay yeniden ayağa kalkıyor. Hayal bile edilemeyen işler olmaya başladı. Tabii ki gönül isterdi ki yani hiç bu deprem olmasın. Biz 50 bin insanımızı kaybetmeyelim. Fakat deprem oldu. Allah bu acıyı hiçbir daha yaşatmasın. Allah hiç kimseyi böyle bir imtihanla imtihan etmesin. Şimdi biz... E, Belki ölenlerimizi geri getiremeyiz ama yeniden bu şehirde umudun yükselmesi için, yeniden o şehirde uzun çarşımızda seslerin, renklerin, hmm. duaların birbirine karışması için yeniden Cumhurbaşkanımız çok büyük bir ihya ve inşa hareketi başlattı. İnanılmaz bir noktadayız. 50 bin konut yapıldı, teslim edildi. Şimdi Murat Kurum bu Bey teşekkür ederiz. Hatay'da. Hatay için. Evet. Hatay için söylüyorum. Evet. Hatay'da 50 bin konut yapıldı teslim edildi. Hatay'da hak sahibi 140 bin kişi. 140 bin vatandaşımız benim evim yıkıldı ağır hasarlı orta hasarlı dedi ve 140 bin vatandaşımıza ev vereceğiz. Bunun 50 bini yapıldı 50 bini ihale edildi. Yıl sonuna da Murat Kurum Bakanımıza da ben buradan marifet iltifata tabi. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yıl Gerçekten kadar yıl sonuna kadar da, bütün ihalleri yapacak. Geri kalanların ihalesi. Geri kalanları yapacak ve çok büyük bir e, seferberlik var Hatay'da. E, tabii ki ölmüşlerimizi geri getiremeyiz. Tabii ki o güzel hatıralarımızı e, bir daha canlandıramayız. Fakat inşallah Cumhurbaşkanımızın e, önderliğinde tekrar bu işlerimizi yapacağız. Deprem bahsiyle ilgili son bir şunu söylemek isterim Mehmet Bey bizim milletimizin çok üstün özellikleri var. Yani biz gerçekten irfa, Anadolu irfanı dediğimiz kavrama yürekten inanmışız. Biz de o duygudaşlığın ve hissiyatın bir parçasıyız. Çok güzel insanlarız. Hiç hiç şeyim yok yani fedakar, yoksulu gözeten, fakiri koruyan, çocuk koruyan. Ha şu denebilir ya hocam Hüseyin Bey sen böyle diyorsun da sen başka bir galakside mi yaşıyorsun? Narin Güran cinayeti yaşandı bu ülkede denebilir. Bu bahsi diğer olarak görüyorum. Bu aslında memleketimizdeki yüzde onu bile temsil etmeyen her toplumda edilemez yani. her toplumda kötü insanlar var, kötülük var, iyi var, çirkin var. Bu bu da başka bir imtihan. Fakat ben milletimize çok üstün özellikleri var. Fakat şöyle bir maalesef olumsuz tavrımız var. Ya bana bir şey olmaz trafikte de kırmızı ışıkta geçiyor. Sağına bakıyor, soluna bakıyor, geçiyor. Ya bu bir bu yanlıştır. Kural ihlalidir. Dolayısıyla bana bir şey olmaz anlayışı maalesef depremde de işledi. Hmm. Ve depremde de biz e, depreme dirençli yapılar inşa etmedik. Fay hattının üstüne şehir kurduk. Dere yatağına yerleşim yerleri yaptık. Bu ne oldu? Çok büyük bir ihmaldir. Artık 21. yüzyılda Türkiye'ye bunlar yakışmamaktadır. Türk milletine yakışmamaktadır. Bizim muhakkak artık Hatay'da deprem olmuştur. İstanbul'daki deprem için bizim uyanık olmamız lazım. Deprem meselesi gündelik siyasete alet edilemez. Yani AK Parti bunu söyledi, CHP bunu söyledi değil ya. Bu Bak biz öldük. Ben bu depremde abimi, ablamı, 11 yakınımı kaybettim. Keşke benim abim ve ablam yaşasaydı. Ee, ve Allah keşke şeylesin. Allah razı olsun yani bütün e, kayıpları olanlara rahmet diliyorum ama ana fikrim şu deprem ihmale gelmez deprem bana bir şey olmaz demekle olmaz e, fay hattının üstünde ev olmaz muhakkak karot aldırıp evlerimizi kontrol ettirmemiz lazım bu meseleyi e, siyaset üstü bir mesele olarak devlet politikası olarak ele almamız lazım ben uzattım kusura bakmayın bunları. Bu bahiste tekrar, tekrar Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. E, evet ben de e, tekrar depremde e, hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet e, diliyorum. E, bu seferberliğin de e, neticeye e, ulaşmasını bir an evvel insanların evlerini kaybedenlerin yuvalarına kavuşması başta olmak İnşallah. üzere e, temennilerimi iletmek istiyorum. Şimdi biraz güncele dönelim istiyorum hocam. Şöyle son dönemde tabii özellikle Ekim ayında artan bir şekilde gündemimize yeni bir konu girdi. Bu konuda nedir? İşte geçen hafta Salı günü hafta içerisinde Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarla bir nevi zirveye çıkan bir konu bu. Terörsüz Türkiye deniyor bir taraftan. Kardeşlik mesajları veriliyor Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörün şiddetin olmadığı Huzurun demokrasinin ve kardeşliğin Egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz cümlesini kurdu Sayın Bahçeli Kürtleri sevmeyen Bir Türk varsa Türk değildir Türkleri sevmeyen Bir Kürt Varsa Kürt değildir Dedi siyasi ve dini açıdan farzdır e, dedi Türklerle Kürtlerin birbirini sevmesi. Şimdi e, yani geçmiş dönemde o çözüm süreci zamanında da e, siz o süreci çok yakından takip etmiştiniz. Burada ne oluyor hocam? İnsanlar yani bu olup bitenler nedir e, anlamlandırmaya çalışıyor. Siz hem geçmişteki tecrübenize binaen hem de mevcut gelişmeler. Dikkate alarak ne oluyor bu işin çerçevesi nedir arka planda ne var sorusuna nasıl bir cevap verirsiniz? Şunu söylemek lazım yani Türkiye'de demokratik hukuk devleti içerisinde herkes fikirlerini dile getirir bu önemlidir Türkiye'nin gerçekten söz söylemesi hani her bizim televizyon programlarının çok klişe bir sözü vardır. Söylediklerinizin hiçbirine katılmıyorum ama söz söyleme hakkınızı sonuna kadar savunuyorum. Şimdi herkes fikirlerini açıklamak durumundadır. Mesele şudur, ben de, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını çok olumlu, çok değerli buluyorum. Türkiye'nin 85 milyonun birliği, beraberliği, tarihdaşlığı, kaderdaşlığı, duygudaşlığı anlamında ve bir ortak gelecek inşa etme bağlamında Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini ben çok olumlu, tarihi nitelikte ifadeler olarak görüyorum. Mesele şuydu. Eee Cumhurbaşkanımız 1 Ekim'de Peki orada çok özür dilerim. Yani önemli ve tarihi bulduğunuzu söylediniz. Evet. Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılması hatta dedi Sayın Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup toplantısında konuşsun, terörü bittiğini açıkça ilan etsin. Ve terör, bu terör ülke gündeminden tamamen e, çıksın e, şeklindeki açıklaması. Buna ne diyorsunuz? Bununla alakalı... Yani ben zaten tarihi bulduğum bu. E, mesele şu, Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli şunu söylüyor. Diyor ki, e, bir terör var, PKK denen terör örgütü var, bir terörist başı var, e, PKK terör örgütü Kandil'de terörist başı da İmralı Adası'nda hem DEM Parti hem PKK hareketinin terör örgütünün etrafında olan insanlar hep şuna referans veriyorlar. İrademiz Abdullah Öcalan'dır. Sayın Devlet Bahçeli de diyor ki eğer siz irademizi Öcalan diyorsanız gelsin o Türkiye'ye getirilirken demişti ki ben tarihi sorumluluğumu Onu yerine getirmeye hazırım. Sayın Devlet Bahçeli de 1990'a referans vererek diyor ki 99'a 99 referans vererek sen diyor öyleyse tarih sorumluluğunu yerine getir ve PKK terör örgütünü lavet silah bıraktığını ifade et diyor. Ben bunu böyle anlıyorum. Bu anlamda tarihidir önemlidir. Neden önemli? Yani esas öznesi burası mı tabii o ki. çağrının? Tabii Yani bu, bunu tabii farklı yöne çekenler oldu. Ben daha önce de söyledim tekrar o konulara girecek değilim. Ya ömrünü... Bunu gelsin mecliste yapsın şeklinde algıladığı insanlar. Ya, bu ben hani Sayın Devlet Bahçeli'nin sözünü yorumlama durumunda değilim. Ama yani tevil etme benim haddime değil. Fakat mesele şu. Diyor ki Sayın Devlet Bahçeli ben öyle anladım. Yani iyi niyetle bakan, vatanperver, hamiyetperver ve bu milli birlik kardeşliğe inanan insanlar şöyle anladılar. Ya Devlet Bahçeli şunu söyledi. Gelin kardeşim silahı bırakın. Biz biriz beraberiz. 1071'de Alpaslan'ın ordusunda duran Kürt beyleri gibi. Ondan sonra Çanakkale'de beraber omuz omuza savaşanlar gibi. Çaldıran var değil mi? Çaldıran İdrisi Bitti'sinin Yavuz Sultan Sultan Yavuz Sultan Selim meselesinde olduğu gibi. Yine ayrıca yani Cumhuriyet'in kuruluşunda olduğu gibi biz gelin bir ve beraber olarak yani Sultan Hamid'in Hamidiye alaylarında olduğu gibi biz biriz beraberiz. Burada emperyalizme karşı savaş vermişiz. Bu emperyalizme karşı bu PKK terör örgütünün bir Truva atı olmasının önüne geçelim. Bu meseleye de bir söz söylüyor. Ben nor birisi olarak bunu anladım. Ama bir kişi art niyetliyse ne yapıyor? Diyor ki, vay efendim sen bunu nasıl söylersin? Ya insanın alnını karışlarlar Devlet Bahçeli gibi ömrünü Türk milliyetçiliğine vermiş, varlık sebebi Türkiye'nin birliği beraberliği olmuş, önce devletim demiş ve Türkiye'nin meselelerini gündelik siyasete alet etmeden, gündelik çıkarlara Menfaatlere alet etmeden bir bildiği var bir duruş, ki böyle bir diyor. Duruş diyeceksiniz? Bir duruş sergilemiş bir kişiye. Sen Bay Efendim öyle mi böyle mi? Şimdi bu bu komik oluyor. Hocam buna ne diyorsunuz? Bir bildiği var ki böyle bir çağrı yapıyor mu acaba? Ya ben bir bildiği var da demiyorum. Yani mesele şu. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerinde eleştirilecek olan nedir? Ben soruyorum. Şimdi Devlet Bahçeli'nin kullandığı beş cümlenin ana fikri nedir? Ben yorumum şu. Birlik, PKK, beraberlik, PKK Türkiye silah bıraksın. Cumhuriyeti... PKK terör Devletin, örgütü silah bıraksın. Milletin, birlik gerici. beraberlik olsun. Şimdi Devlet Bahçeli'ye muhalefet edenler PKK terör örgütünün silah bırakmasına mı karşılar? O soruyu yani tersinden bir yorum yaptığınızda bunu anlıyorsunuz. Yani tekrar söyleyeyim. Ben Devlet Bahçeli'nin cümlelerindeki ana fikri Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin teminatı olarak görüyorum ve PKK terör örgütünün silah bırakması olarak görüyorum. Şimdi buna kim niye itiraz etsin? Mesele bu. Burada yani maalesef fikirsiz siyaset Türkiye'de olduğu için dün dündür bugün bugündür anlayışı Türk siyasetini rehin aldığı için böyle bir değerlendirmeler oluyor. Kem söz sahibine aittir diye bir söz vardır Sayın Hacet. Evet. Ne diyelim yani demokrasilerde bu tür değerlendirmeler, yorumlar oluyor. Ama ben tekrar söylüyorum Sayın Bahçeli'nin sözleri çok tarihidir, önemlidir, değerlidir. bunu zaman içerisinde ilerleyen günlerde e, izleyip hep beraber göreceğiz ya. Yani. Peki e, Öcalan bu çağrı yaptığında PKK tasfiye olur mu hocam? Onu ben bilemiyorum yani e, ona dair bir fikrim var da e, şimdi bu, buna dair bir söz söylemek e, bir kehanette bulunmak olur. Geçmişteki çağrılar vardı. Evet. E, 21 Mart girdi. 21 Mart 2013 e, terörist başının mesajı Diyarbakır'da okundu orada o çağrıya PKK terör örgütü engel oldu silah bırakmadı ve 2013 yılı o kadar enteresan bir yıldır ki bir taraftan milli birlik kardeşlik süreci işliyor diğer taraftan PKK Türkiye'den çekilme kararı almış silah bırakma konuşuluyor ve 21 Mart'ta 2013'te bir mesaj okunuyor ...silahları bırakın Türklerle Kürtlerin kaderi aynıdır şeklinde bir değerlendirme var aynı anda yani bu çağrı 21 Mart 28 Mayıs neyin tarihi gezi olayları gezi olaylarını başlatıyorsunuz siz Türkiye'yi bir türbülansa sokuyorsunuz şehirlerde eylemler oluyor ve durduk yerde bunlar oluyor aslında bugünden geriye dönüp baktığınızda oradaki asıl amacın kesinlikle PKK'nın silah bırakmasının ve yurt dışına çekilmesinin önüne geçmek olduğunu görüyorsunuz. Aynı yılın 2013 yılının 17-25 Aralık'ta hukuk görünümlü FETÖ darbesini görüyoruz ve 2014 yılında da zaten hani bu olayların çığırından çıktığını ve 2016 yılında da FETÖ'nün darbe girişiminde çok açık bir biçimde darbe girişiminde olduğunu görüyorsunuz. Ben, biz sizinle çok konuşmuşuz başka zamanlarda da, yayınlarda da. Türkiye'de ne zamanki silah bırakma meselesi konuşulduğunda, Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği konuşulduğunda, bir görünmez elin devreye girdiğini, zaman ayarlı e, provokasyonlar yaptığını görebilirsiniz. Bunların bir listesi var. Ben o listeden, yani mesela Cumhurbaşkanımız e, BRICS için Rusya'daydı. Tusaş. TUSAS saldırısı oldu. Ondan Cumhurbaşkanımız ile görüşecekti. E, dağlıca saldırısı oldu. Cumhurbaşkanımız e, Baba Bush'la görüşecekti. Tokat Reşadi'ye saldırısı oldu. Biden'la görüşecekti. Biden Biden görüşecekti. İstiklal e, Caddesi'nde caddesi saldırısı oldu. saldırı oldu. Yani Türkiye'de zaman ayarlı, Türkiye'nin kardeşliğine, Türkiye'nin huzuruna yönelik e, sürekli bir elin olduğunu görüyoruz. Ama artık insanlar uyandı. E, ben e, bu meselede artık insanların daha kararlı bir tutum içinde olduklarını gözlüyorum doğrusu. Yani işte örgüt, terör örgütü Amerika'nın mı kucağında Abdullah Öcalan'ın hala kontrolünde mi şeklinde bir soruyu da beraberinde getiriyor bu son gelişmeler tabi. bu... Ona müsaade ederseniz kısa tabii. bir cevap verin. Ya Mehmet Bey bu meseleleri bilen bu konuları Türkiye'ye dair bir okuması olan ...Türkiye'ye dair bir derdi olan... ...herkes şunu bilir... ...PKK terör örgütü... ...1978'de... ...Diyarbakır Lice'de... ...kurulduğunda... ...hemen daha sonra... ...başta Mossad olmak üzere... ...Siyahi ve Avrupa'daki tüm istihbarat örgütlerinin... ...İran dahil olmak üzere... ...taşeronu haline gelmiştir... ...rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil'in... ...çok meşhur bir sözü vardır... ...eğer Orta Doğu'da bir... E, e, davete, yemek davetine davetli değilseniz Menüye menüde bakalım. olabilirsiniz. Menüye bak, menüde siz İsminiz yiyecek olabilirsiniz. Olabilir. Şimdi Orta Doğu böyle bir coğrafya e, PKK terör örgütü şu anda dünyanın en büyük terör örgütü. Lojistiği, finansmanı, ekmeğini e, toplamak isteseniz yani bu çok büyük bir e, lojistik zinciri Gerektiriyor Unu götüreceksiniz, fırını kuracaksınız, e, orada e, yemek vereceksiniz. Yani bunu bile düşündüğünüzde bırakın hani silah almak, eğitim verdirmek, bu insanlara bir Türkiye karşıtlığı aşılamak bu işin başka bir boyutu. Normal gündelik hayata dair bütün işlerin dahi bir yabancı ya da birkaç yabancı istihbarat örgütü olmadan olmadan hareket etmesi mümkün değil. Tam da mesele bu. Şimdi PKK terör örgütü Mossad'ın aklıyla Siyah'ın aklıyla hareket ederse Sonu belli hmm. Ya da Türkiye'li Kardeşlik hukukuna e, inanan Yani bir referansı 1071 olan Referansı e, Sultan Alparslan olan Referansı İdrisi Bitlisi olan Referansı Çanakkale olan Referansı e, Kurtuluş Savaşı olan Referansı Tayyip Erdoğan'ın Gerekirse ben baldıran zehri içerim... Bu sorunu çözerim diyen... Bir tarihsel perspektiften bakarsanız... Meseleyi daha net bir biçimde görürsünüz. Yok eğer... CIA'nin, Mossad'ın aklıyla hareket ederseniz... 2013'te böyle hareket ettiler. Şehirleri bombalarla doldurdular. Diyarbakır Sur'da... Sen kim oluyorsun da... Getiriyorsun oraya... Evlerin bombaları içine. yığıyorsun. Ve orada... Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Türk Silahlı Kuvvetleri o PKK'lı teröristlere haddini bildirdi. Bugün onlara Özgür... o açtıkları çukurları mezar etti. Şimdi tekrar Hodri Meydan yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile yani e, ben Yalçın Bey'e bir referans vereyim. Yalçın Akdoğan çok e, gerçekten değerli bir devlet adamı. Kulaklarında çınlatalım. Onun meşhur bir sözü var. Diyor ki: Savaşsa savaş. Ya Türk milleti e, 40 yıldır PKK terör örgütüne fırsat vermemiş meydan vermemiş. Şehirleri kana bulamışlar. Canlı bomba eylemleri yapmışlar. Düğünleri patlatmışlar. Cenazeleri patlatmışlar. Karakollara saldırmışlar. Ama bu millet şehitler ölmez, vatan bölünmez çağrısından bir adım geri atmamış. Ve beraber yaşamaya, kız alıp kız vermeye, beraber ticaret yapmaya, bir hayatı paylaşmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir ve beraber olmaya, Ay yıldızlı bayrağın altında yani aynı futbol maçında Türk milli takımına <laughs> sevinmeye, kadın voleybol takımı için alkış tutmaya hmm. adanmış o bir zaman himmet. Sayın Bahçeli yani devlet Bahçeli Türkiye'deki Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapan bir numaralı ismin bu işlere ön ayak olması, bu işlerde ön açıcı olması bir fırsat penceresi açıyor aynı zamanda öyle mi anlamalıyız? Ya ben onu diyemem. Yani bu meseleyi e, kafa yoran birisi olarak, yani fırsat penceresi mi değil mi bu bunu yorumlamak. Yani bir sürü yorum yapabilirim ama Sayın Bahçeli'nin açıklaması hakkında. Ama Sayın Bahçeli ortaya bir laf söyledi. Mesajı alması gerekenler aldı. Bundan sonra göreceğiz yani. Bu bir bence Sayın Devlet Bahçeli iyi niyetli bir adım attı. Hmm. Ezberleri bozdu, duvarları yıktı evet. ve herkesi gerçekten bir turnusol kağıdıyla samimiyet testine tabi tuttu. Dem Parti şimdi bakalım ne yapacak. Hı hı. O bayağı karıştı oralar şey, Ondan sonra PKK baz... terör örgütü. Bakalım ne yapacak. Şimdi görüş ayrılıkları. Çıktı. Şimdi e, Abdullah Öcalan sürekli ben tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım diyen birisi İşte şimdi e, Devlet Bey ona yani Türkiye'nin en milliyetçi lideri, en milliyetçi insan, ömrünü bu işe adamış. Adamın ismi devlet. <laughs> i̇smi devlet olan bir insan diyor ki siyahları bırak diyor. Umut hakkı diye bir şey var diyor. Bundan diyor bir diyor görelim diyor. Şimdi bu bir fırsat mıdır? değil midir? Bunu tarihin akışı belirleyecek. Ama Türk milleti için çok çok önemli bir şeydir. Adımdır yani. Peki. Şimdi Özgür Özel'in bugün bir gazetede, Sözcü Gazetesi'ne demeç vermiş. Diyor ki, devlet Bey ya Erdoğan'ın elini rahatlatmak istiyor ya da atılamayacak bir adım önererek önünü kesmek istiyor diyor. Gördünüz mü bu açıklamayı? Ee, sabahleyin gördüm. Şimdi ben Sayın Özgür Özel'i tanırım, bilirim. Geçen dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beraberce siyaset yaptık. Genel Başkan oldu. Tebrik de ettim. On sağ olsun. O da beni hatayla ilgili 6 Şubat günü aradı. Baş sağlığı diledi. Kemal Kılıçdaroğlu o zaman genel başkandı. Oraya geleceğini söyledi. Kendilerine düşen bir görev var mı olduğunu söyledi. Bunlar insani boyutu bir kenara kalsın. Ya bu mesele tam da Türk siyasetinin kaybettiği nokta bu. Gündelik siyaset. Ya bu mesele şimdi Sayın Özgür Özel. Doğu gezisine gidecekti. Ben başkent kulisi aracılığıyla şunu söyleyeyim. İsmet Paşa'nın Doğu raporunu okusun gitsin. Okumuştur o zaten. Biliyordur da. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülü olan SHP'nin, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin 1991 yılında yazdığı SHP'nin bir raporu var. Evet. Kürt raporu var. Ona baksın. Şimdi bu niye gündelik siyaset? Bu meseleyi Tayyip Erdoğan 2005 yılında Diyarbakır'a gitti. Dedi ki Kürt sorunu diye bir sorun vardır. Bu sorun benim sorunumdur. Bunu ne pahasına olursa olacak olsun çözeceğim dedi. Yani 2025 yılında bunu söylese hani dersiniz ki siyasi fırsatçılık yapıyor. 2005'te bunu söyledi. 2009'da Ankara'da polis akademisinde Beşir Atalay Hoca ile başlayan bir süreç vardı. Ve e, demokratik çözüm adı altında söylendi. O süreçte yine AK Parti bütün iyi niyetiyle dedi ki bu meseleyi çözelim. 2009'daki süreci yine PKK terör örgütü kara, karakolları basmak suretiyle sonlandırdı. 2013'e gelindi. Bunun adına bu defa e, Milli Birlik Kardeşlik süreci denildi. Orada bir adım attı. Yani bunun e, Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeriyle ilgisinin olmadığını kendisi de çok iyi biliyor. Ha burada ya, ya hayır söyle ya sus şeklinde bir değerlendirme var. Ben bunu da böyle demiyorum ama Sayın Özgür Özel'in bütün tezlerini inkar edercesine ne diyordu? Bu meselenin çözüm yeri AK Parti 2009'da siz gazetecisiniz. Ben size soru sorayım. 2009'da 2013'te AK Parti bu meseleyi çözmek istediğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel tezi neydi? Diyordu ki bu meseleyi siz gidip birileriyle görüşerek çözemezsiniz. Bu meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Doğru. Kılıçdaroğlu'nun e temel şeyi oydu. Temel tezi buydu. Şimdi de mecliste çözülsün diyor aslında Bahçeli'nin önerisinin kapsamında. Yani meclis dem partiye otokalaşma falan görüntüleri de olduğu için meclis üzerinden bir inisiyatif yürüsün. Allah şey. burada Ona mı getiriyorsunuz sözü? Yani estağfurullah. Şöyle diyorum ben ben şunu söylüyorum. Şimdi destek veriyor ama Özgür Özel, yani PKK'nın silah bırakması için destek veriyorsa e, şeyse, Allah razı olsun yani bu meselede e, yani e, ben Devlet Bey'in bu meselesinin çok tarihi olduğunu düşünüyorum bir vatandaş olarak bunu destekliyorum e, ve tarihi olduğu kuşkusuz hocam yani bir şekilde evet. e, yani herkesi şaşırttı şunu Bak, ama canlı bir tarafıyla ya. Bu çok tehlikeli bir şey de sorayım şimdi. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısının kime ne zararı var? Sö söyler misiniz bana? Basit bir soru. Şimdi iki yöntem yok mu? İki cevabı var bu sorunun. Bence şu Bakın, soru canlı daha, yayında, daha önemli hep Canlı böyle. yayında bunu beraberce konuşalım. Bence şu soru daha önemli. Yani Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli ...ee böyle bir açıklama yaptıysa, böyle bir çağrı yaptıysa... bunun arkasında çok ciddi bir bilgi var demektir. Bunun arkasında... çok önemli bir e, okuma var demektir. Onu aslında şöyle, dünkü açıklamalarında da... o yaklaşan fırtına, işte İsrail'in yayılmacılığı... Davut Koridoru diye bir... koridordan e, biliyorsunuz bahsediliyor, ona atıf yapıyor... E, Sayın Bahçeli. Ee, ve bir fırtına yaklaşıyor. Bu fırtınaya karşı evin içinde tedbirleri almamız gerekiyor. Bu zeminde ben bu açıklamayı çok tarihi tabirini kullandınız ya öyle gördüm, öyle anladım, algıladım. Dolayısıyla onu biraz konuşalım sizinle. Yani o kadar önemli bir şey var ki tehdit ya da fırsat buna karşı bir ön alma adına bir şey geliyor gündeme o tehdit nedir? O yaklaşan fırtına nedir? İçerideki bu birlik, beraberlik... işte Türklerle Kürtlerin kardeşliği hem siyaseten hem dinen farzdır cümlesinin kurulmasına gerekçe olan... Diyor ki gidip İsrail'le şey Amerika'yla yani iş nedir? tutmayın. İsrail'le Amerika'yla iş tutmayın. Gelin biz beraber olarak biraz önce söylediğimiz tarihsel arka plana yaslanarak... Beraber hareket edelim diyor. Bunun açıklaması bu. Yani Devlet Bey bu açıklamayı yapsa da yapmasa da yani İsrail şu anda Lübnan'da e, girdi mi? Girdi. E, ...Şam'ı bombalıyor mu? Bombalıyor. E, Gazze'yi maalesef katil İsrail Devleti yerle bir etti mi? Etti. Ve e, hangi savunma bakanları mıydı? Alçak namussuz bir adam var. Cumhurbaşkanımız hakkında, dışişleri Türk milleti bakan. hakkında ağzı alınmayacak sözleri söyledi mi? Ya bu normalde bir savaş sebebi ya. Bir ülkenin dışişleri bakanı, bir ülkenin devlet başkanına ağza alınmayacak onları misliyle kendisine iade ediyoruz. Aziz Türk milleti gereken cevabı vermiştir, verecektir. Şimdi e, İsrail'in bu saldırgan tutumu, savaşı bölgeye yayma stratejisi devam ederken, e, İran'ın durumu ortadayken... Irak'ta 1990 yılında başlayan işgal artık 35. yılına girmişken Suriye'de bir stratejik felç durumu yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi Ali menfaatlerini, yüksek menfaatlerini ve Türk milletinin birliğini, beraberliğini düşünmesinden daha doğal ne olabilir? Yani normal zaten Anadolu'ya gittiğinizde, yani bu Mersin'de de, Kastamonu'da da, Sinop'ta da, Antalya'da da, İzmir'de de, bizim Ankara'da da, Yozgat'ta da, Çorum'da da, Anadolu'da, sokakta insanlar bunu çok olumlu görüyorlar. Ama Türkiye'nin bir maalesef siyasi eliti var. Bunlar ateşe benzin döküyorlar ve Türkiye'yi kendi üç tane oy almak için bölme noktasında asla geri adım atmıyorlar. Onlar beş tane oy alsınlar ama Türkiye bölünsün. Kimse buna kusura bakmasın. Ne ben müsaade ederim, ne 85 milyon Aziz Türk milleti müsaade eder. Onun için artık e, e, bu meselede biraz daha e, devletin bekası, milletin huzuru, birliği, kardeşliği penceresinden bakmakta fayda Peki. var. Peki. Şimdi CHP e, yani Özgür Özel'in açıklamalarını takip ettiğimizde sıralı halde e, esasen Öcalan'ın bir çağrı yapması ve onun üzerine gelişecek bir sürece destek verdiğini anlıyoruz. Dem Parti'de e, bu konudaki açıklamaları e, yine pozitif yaklaştıklarına e, işaret ediyor. E, esasen yani muhalefetin yani bir tek İyi Parti orada karşı bir tutum. Onlar da herhalde buradan ortaya çıkacak çıkacak bir milliyetçilik siyaseten e, bir boşluk çıkmasını Bunlar ve oradan bak yararlanmayı e, hesap ediyorlar. E, o zaman şartlar oluştu mu hocam? Yani AK Parti de bu çerçevede böyle bir sürecin ilerlemesine hazır hale geldi ve şartlar oluştu mu? şöyle ben bunu bilemem. Fakat benim bütün mütalam ve yorumum bu meseleyi çalışan bir kardeşiniz olarak Türkiye'nin birliği, beraberliği, Büyük Türkiye davasını içselleştirmiş bir kardeşin olarak Türkiye yüzyılının gerçekten bir fikir olarak bir ütopya olarak gerçekten çok doğru bir düşünce olduğuna inanan bir arkadaşın olarak bir akademisyen kimliğimle bu yorumları yaptım. Ama siyasetçi kimliğimle yorumlar zaten partimizin sözcüsü var, partimizin grup başkan vekilleri var. Onlar gerekli açıklamaları yaparlar. Yani şartların olgunlaşıp olgunlaşmadığını bilmiyoruz. Fakat yani bunu ilerleyen günlerde açıklamalarda göreceğiz. Ben bu hafta içinde bu konuda çok önemli sözler söyleneceği kanaatindeyim. AK Parti içinde. Yani Hiç bütün, bütün mı? partilerden yani başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bu konuda yani bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum ama çünkü yani bu bir şey gibi adım adım giden süreçler gibi burada bu hafta daha çünkü niye bunu söylüyorum biliyor musun? Şimdi şu denebilir. Ya Hüseyin hocam senin bu uzmanlık alanın mı? Sen niye bu konuda konuşuyorsun? Hayır mesele şu. Şimdi bir prensip cümlesine dayalı olarak ben bunu söylüyorum. Hayırlı işlerde acele edin diye bir söz var. Şimdi eğer bu meselede gerçekten PKK'nın silah bırakması söz konusuysa ve bizim bilmediğimiz arka planda bir takım bir trafik olduysa, görüşmeler arka kapı diplomasisi olduysa, bunların eğer ve bunun sonucu da PKK terör örgütü silah bırakacaksa hızlı olması lazım. lazım. Tabi aksi takdirde bakın. Tusaş'a saldırı oldu Allah korusun yarın başka olaylar Olabilir çünkü Geçmişte hep böyle olmuş Süreci sonlandırmak için Her türlü Eylemi yapmışlar Peki Şimdi Sayın Bahçeli O konuşmasında Salı günkü e, Yani yeni yüzyıl Yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım gibi bir ifade de kullanıyor. Ee, yani bir içeride e, oluşacak bu işte yani Türk Kürt barışı, kardeşliği her neyse e, bunun altlığını bir oluşturan bir düşünsel bir çerçeve de koyuyor benim anladığım. Ve 100 yıl, yani 100 yıllık bagaj ifadesi burada e, bizi bekleyen sürecin de 100 yılda bir olacak türden bir e, süreç ya da bir gelişme e, olacağına işaret ediyor sanki öyle mi hocam Yani tabii onu hangi bağlamda söylüyor Ben tam bilemiyorum fakat biraz önce konuştuğumuzu tekrar ifade etmek gerekirse ben Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasından 1925 Şehzade İsyanı Kürt Teali Cemiyeti e, dahil olmak üzere diyor ki siz diyor o gün diyor İngilizlerle beraber hareket ettiniz işte 90'lı yıllarda Amerika ile beraber hareket ettiniz. İsrail ile beraber hareket ettiniz. İsrail'in Orta Doğu'da yedeklemesini yapacak bir taşeron, vekil devletçiye, kantona inandınız. Ama diyor bir netice elde edemediniz diyor. Bu tarihsel bagajı terk edin, boşaltın, gelin. Yani 1971'de Sultan Alparslan'ın ordusunda olduğu gibi, İdrisi i Bitlisi'nin e, anlayışında birlik, beraberlik, e, kardeşlik ruhunda olduğu gibi, e, Sultan Hamid'in yaklaşımında olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi, gelin diyor, Kürt'le Türk kardeştir, Kürt'ü sevmeyen Türk'ün Türklüğünden, Türk'ü sevmeyen Kürt'ün Kürtlüğünden şüphe ederim diye Ziya Gökalp'i anma programında çok tarihi sözler söylüyor. Bu da çok önemlidir yani Türk milliyetçilerinin bu meseleye yaklaşımı hep şöyle olmuştur. Bir tarafta hani PKK terör örgütü ve terörle mücadele ama diğer taraftan da Kürt kardeşlerimizin incinmemesi, onların korunması onların PKK terör örgütüne yem olmaması ve istismarının önlenmesi noktasında ikili bir stratejiyle bir yaklaşım olmuştur. Peki. bir iç cephe şimdi arkadaşlar da Bahçeli'den, Devlet Bahçeli'nin iç cephede birlik mesajı. Bu iç cepheyi ben ilk 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından şeyde Beştepe'deki resepsiyonda duydum. Birkaç kere de tekrar etti. Dikkat çekici bir şekilde e, dikkat çekti. E, bu iç cepheye dönük ne tür bir kırılganlık? Yani ne, nereye İsrail'in bu yayılmacılığı bizim iç cephemizi ne, nasıl etkileyebilir hocam? Ki oradan bir tehdit algılaması oluştu devletin, hükümetin. Ben, bir bence dış politikaya yönelik bir e, iç cephe e, yaklaşımı, tanımı var Cumhurbaşkanımızın ki ben aynen katılıyorum. Kesinlikle Türkiye'de 85 milyonun biraz önce söylediğim gibi aynı duygudaşlık içerisinde olması, aynı olaya sevinmesi, aynı olaya üzülmesi zaten bizi millet yapan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Böyle bir yaklaşımın olması gerekiyor. Bu işin iç kısımdaki önemli mesele ve Cumhurbaşkanımız dün Hatay'da da yine söyledi. Milli birlik kardeşliğimizi hiç kimse bozamaz. 85 milyon hepimiz biriz beraberiz dedi. Bu bence bu çağrı çok önemli ve çok değerli bir e, e, durum. İkincisi şu. Şimdi Türkiye beğenirsiniz beğenmezsiniz. Katılırsınız katılmazsınız. Şu anda satın alma paritesine göre dünyada 13. büyük ekonomi. E, yani Adriyatik'ten 11 11. sırada at. 13 ben 13 diye aklımda kalmış. Siz düzeltiyorsunuz 11. Ve ülke 13 olsun. Satın alma gücüne Satın göre. Satın alma gücüne göre. Şimdi Adriyatik'ten Çin seddine kadar, yani Roma'dan Pekine kadar olan bir coğrafyada ordusuyla sanayisiyle demokrasisiyle ve çok iyi yetişmiş insan kaynağıyla bir rol model ülke. Ne demek istiyorum? Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun ikinci büyük kara ordusu, birinci ordu NATO'da, Amerika Birleşik Devletleri ikincisi Türk Silahlı Kuvvetleri. Türkiye Cumhuriyeti devleti e, ekonomide 11. sırada. sırada, evet. e, hizmet sektöründe Avrupa'da birinci sırada, e, gerçekten demir çelik üretiminde Avrupa'da birinci sırada, e, 5. sırada, çimento üretiminde birinci e, sırada, e, pek çok Bunlar kalemde. Niye anlatıyorsunuz? Yani e, hatırlatıyorsunuz bir, ya da bir Türkiye e, mucizesi var, bir Türkiye'nin sahip olduğu değer var. Bu değerleri bizim e, korumamız, ileri götürmemiz lazım. İç cepheyi oluşturan unsurlardan bir tanesi de bu. Şimdi biz Türkiye yüzyılı diyoruz ya. Türkiye yüzyılı 85 milyonun. Yani bak bu AK Parti yüzyılı değil. Cumhur İttifakı yüzyılı değil. E, bu Türkiye yüzyılı. Hepimizin ait hissedeceği bir e, ülkü, bir ütopya, bir kızıl elma. Türkiye yüzyılı Bizim bunun için çalışmamız gerekiyor. Bunun için de iç cepheyi tutmamız gerekiyor. Ve burada bizim gerçekten birbirimizin derdiyle dertlenmemiz, acısıyla üzülmemiz, sevinciyle sevilmemiz gerekiyor. Bu işin bir boyutu bu. Yani hem Türkiye'nin içinde yaşadığı gelişmeler, Türkiye'nin yakaladığı momentum, Türkiye'nin yakaladığı gerçekten bir başarı hikayesi iç cephemizi tutmamızı gerekli kılıyor. İkinci mesele de şu. Dış politikada ve bölgede yaşanan gelişmeler. 1978 yılında İran'da Humeyni devrimi oldu. Şah devrildi. İran'da uzun zamandır iç karışıklıklar devam ediyor ve sürekli tartışmalar var. Afganistan işgal edildi 1978 yılında. O günden bugüne Afganistan'da ne huzur var, ne istikrar var, ne de can güvenliği var. Evet. Ee, Irak'ta 1990 yılında Saddam Hüseyin'in Kuveyt işgaliyle başlayan Amerika'nın işgali devam ediyor ve Irak fiilen üçe bölünmüş durumda. Yine Suriye'de 2011 yılında başlayan Arap Baharı ile başlayan gelişmeler bugün artık kontrol edilemez noktada. Bütün bu olayları üst üste koyduğumuzda çıkın mesela kuzeyimizde Kafkasya'da Gürcistan'da yaşanan gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik hakaret hakaretvari, tehdit var açıklamalar. E, öbür taraftan e, yine e, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, e, Lübnan'da, e, Filistin'de yaşanan gelişmeler. Ya bütün bu bunlar üst üste ateşin koyduğumuzda... içine Türkiye'yi de Tabii. atmak isteyen bir akıl var. Tabii yani bütün bu, karşı mı bu bölge süreç? haritasına baktığımızda bir istikrar adası olarak Türkiye var. Bu Türkiye'nin istikrar adası özelliğini bozmak isteyen insanlar var. Buna karşı Cumhurbaşkanımızın 1 Ekim meclis konuşmasında ısrarla altını çizdiği gerçekten iç cephe vurgusu çok önemli, çok değerli. Bizim için ulusal güvenlik meselesidir. İçerideki cepheyi sağlam tutmak. Aksi takdirde çünkü Türkiye'de her gün Milli İstihbarat Başkanlığı pek çok ajan yakalıyor. Ve bütün bunlar bütün bunlar aslında Türkiye'nin iç barışına yönelik nasıl bir tehditle karşı karşı olduğumuzu görüyor. Bu bağlamda iç cephe meselesi çok önemli ve bizim bugün artık iktidar muhalefet gerilimine, Türkiye'nin geleceğini heba etmememiz lazım. Türkiye'de hep şu söylendi Mehmet Bey, 1965 seçimlerinde rahmetli Süleyman Demirel, Türkiye take-off'tadır dedi. Take-off şu, pek çok izleyici biliyor da, Kanal 7 Başkent Polisi izleyicisi take-off'u bilir. Ama velev ki geçerken bizi izleyen vatandaşımız ya bu take-off nedir? Take-off şu bir uçak düşünün. Piste gidiyor 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 sonra burnunu kaldırıyor. Ee, ön tekerlekleri havada arka tekerlekleri yerde buna take-off kalkma anı diyorlar. Evet. Türkiye 65 yılından beri take-off'ta. Ve Allah nasip ederse biz demokrasimizi güçlendirirsek biz milli birlik beraberliğimizi korursak ...Türkiye çok yakın zamanda... ...bir bölgesel ve küresel güç olacak. Tabi Amerika ister mi bunu? istemez İsrail ister mi? Hiç istemez. Yani Avrupalılar ister mi? Hiç istemez. Yani bundan... ...yüz yıl önce gelip de sizi... ...bölük pörçük eden... ...ve sevr paçavrasını... ...sana dayatan bir anlayış... ...bugün... İşte bu yüz 100, 100 yıl... ...yeni yüz yıl... ...tabirini Sayın Bahçeli'nin de biraz... Hani 100 yıl sonra tekrar haritaların yeniden değiştirildiği, yeniden çizildiği bir ortama girmişiz sanki. E zaten öyle hatırlarsınız biz sizinle akranız, Sene 90'lardan itibaren sürekli Pentagon'dan bazı Haritalar, subaylar evet. bir haritanın önünde fotoğraf verirlerdi. O haritaya zoomladığınızda, fokuslandığınızda o haritanın içinde işte sözde Kürdistan haritalarının yayınlandığını görürdünüz. O dünden bugüne Amerikalıların yani bir şeyi yaklaşımı onlar burada İsrail'in güvenliği bakımından bir tane devletin kurulmasını, PKK terör devletinin kurulmasını önceliyorlar, istiyorlar bunu çok açık biçimde. YPG'ye verdikleri silah desteğiyle, moral desteğiyle beraber ortak harekat yapma ...suretiyle bunu ortaya koyuyorlar. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyor. Türk milleti gözünün önünde bunlar işliyor. Burada Amerika'nın da bu son, son talilde bir imtihanı... ...Amerika Birleşik Devletleri soğuk savaş döneminden itibaren... ...kendisinin müttefiki olan ve NATO'nun ileri karakolu olan... ...Türkiye'yi mi tercih edecek yoksa e, YPG denen e, 3-5 tane çapulcuyu mu? Bu kendilerin kararıdır. Yani hani çok şey bir söz var... Ki bu kadar konuştuk Ezan susmaz, bayrak inmez Millet yenilmez e, Türkiye bölünmez yani Türk milleti buna dün de müsaade etmedi Bugün de hiç müsaade etmez yani. Peki Şimdi bir 10 e, dakikamız kaldı Ben e, konuyu Radikal bir şekilde değiştireceğim <laughs> Sizin e, Mecliste Yayından önce başka bir akış planı üzerine Konuşmuştuk ama Neyse böyle gelişti olan da. Ama harika. bana her istediğini sor dediniz Eski hocam. Olmuş, Şimdi e, dijital mecralar komisyonu olarak aslında tabii şöyle yani radikal bir konu değişikliği dediğim ama bu işte iç cephe meselesinde bu sosyal medya meselesi en önemli konu. E, en önemli konu. E, orada bir ara bu TikTok'un kapatılmasından falan bahsetmiştiniz. E, o mecralardan yayılan e, yer yer işte e, nefret suçları hakaret suçları e, efendime söyleyeyim. Yani e, bu tam da işte Birlik bütünlük e, kardeşlik arayışlarının arttığı bir ortamda e, böyle bir atmosferin en çok zehirlendiği ortam sosyal medya mecraları. Buna dönük hocam bu farkındalığın ötesine geçen yeni bir takım e, yaklaşımlar Madem çok kritik bir sürecin içine girdik. E ee, yeni tedbirler söz konusu olacak mı? Evet bu konu e, bence en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü e, siz hangi politikayı uygularsanız uygulayın, hangi stratejiyi hayata geçirmek isterseniz isteyin, ne yapmanız gerekiyor? Bunu anlatmanız gerekiyor. Yani yaptığınız işin iletişimini yapmanız gerekiyor. Bu iletişimi de artık dünya değişti. Yani televizyonlardan da yapılmak mümkün. Eskiden böyleydi. Konvansiyonel medya dediğimiz gazete, televizyon, dergilerle yapıyordunuz. Artık bu konvansiyonel medya yerini dijital bir çağa bıraktı. Evet. Dijital çağda da bunu siz başka alternatif kanallar, mecralar vasıtasıyla yapabilirsiniz. Şimdi şunu dediğiniz o kadar önemli ki, mesela bir deprem oldu 6 Şubat'ta. Depremin yarattığı bir yıkım var. Tahribat var. 50 bin insan ölmüş. Şehirler yok olmuş. Ve gerçekten çok büyük bir dram yaşanıyor. Bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Bu yaşanan olayın yani depremin yarattığı yıkımdan daha büyük yıkımı sosyal medyada ırkçılık, nefret, ötekileştirme, dezenformasyonla siz başka bir şekilde bir deprem daha yapıyorsunuz. Bir e, sosyal medyada da başka bir deprem mi yapıyorsunuz. Tabii bu bu aslında nasıl büyük bir e, riskle, tehditle karşı karşıya olduğumuzu görüyor. Aynı bunu bir diyelim ki e, orman yangınında aynı tavrı görebiliyorsunuz. Aynı tavrı bir sel afeti yaşandığında görebiliyorsunuz. Orman yangınının yarattığı yangın tahribatından daha büyük bir yangını siz sosyal medyada işte burada otel yapacaklar diyorsunuz. Burada uçak yok diyorsunuz. Burada devletin ihmali var diyorsunuz. Burada ondan sonra işte e, o var diyorsunuz. Bu var diyorsunuz. Ve büyük işte bir dezenformasyon. Baraj, barajlar yıkılıyor diye. Yani depremde mesela. Baraj yıkıldı, soşan, dedi. yol açan, baraj yalanlar yıkıldı dediler. Be, e, orada maalesef hiç kimse de dönüp de ya kardeşim sen böyle dedin niye bu dezenformasyonu yapıyorsun demedim. Dolayısıyla e, dijital çağ e, dijital medya ve sosyal medya artık bir ulusal güvenlik meselesi. Hüseyin hocam ne demek istiyorsun? Söylediğini açar mısın? Evet açayım. Özellikle TikTok'ta yayınlanan videolara baktığımızda e, işte oyun konsollarında, oyun platformlarında yaşanan e, bu e, odalarda yapılan sohbetlere bakıldığında nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Tehdit şudur. Detaylara girerim ama zaman daraldı. Mesele şu. Ulus aşırı dijital şirketler. Ulus aşırı dijital şirketler kendini ulus devletin üzerinde görüyor. Evet. Egemenlik hakları çiğneniyor. Yasamanın üzerinde görüyor. Yürütmenin üzerinde görüyor. Yargının üzerinde görüyor. Toplumun üzerinde görüyor. Bir sosyal medya mahkemesi denen bir mahkeme var evet. ve orada sizi yargısız infaza tabi tutabiliyor. Veri mahremiyeti yok, kişisel güvenlik yok, kişisel itibar suikasti had safhada ve sosyal medya şu anda ırkçılık, nefret, ötekileştirme, kadın ticareti, pedofili, ergen mobbingi ondan sonra her türlü olumsuzluğun merkezi haline gelmiş durumda. Bunun içinde bizim muhakkak yerli ve milli yazılımları... getirmemiz gerekiyor ve burada çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Ben de anne baba Yapacak olarak Yapacak mısınız bunu hocam? Anne baba olarak çocuklara muhakkak ben kendim de bir sosyal medya detoksu. Bazen bakıyorum ben de sanki bağımlı gibiyim. Sürekli telefona bakıyorum. Sosyal medya detoksu yapmamız gerekiyor. Bu dijital okuryazarlık meselesi çok önemli. Buna ilişkin olarak yani sadece okur yazarlık değil bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yasa koyucu olarak ailenin korunması bireyin korunması noktasında çok önemli. Son cümlem şu mesela bu sosyal medya platformlarında din karşıtlığı İslamofobia çok yaygın bir tutum olarak gözüküyor. Sanki bir üst akıl ya da bir görünmez irade yani sadece Türkiye'de değil tüm dünyada aileye savaş açmış durumda bireye savaş açmış durumda. İnançlar Topluma abi. savaş açmış durumda. Toplumların değerlerine, inanca, Allah inancına savaş açmış durumda ve böyle bir farklı bir birey, farklı bir vatandaş inşa etme noktasındalar. Buna dijital teba diyoruz biz. Türkiye'de Instagram'ın 60 milyon takipçisi var. TikTok'un 35 milyon takipçisi var ve bu 35 milyon takipçi TikTok'tan gelen talimatlarla hareket ediyor. E ne olacak hocam Ve Zaman, burada Bundan daha büyük bir milli güvenlik sorunu yok. Bence de yani kesinlikle. Anlattıklarınız. Yani kesinlikle. Ne yapacaksınız? Biz de tam onu söylüyoruz işte. Yani bu bir milli güvenlik meselesidir ve milli güvenlik meselesi olarak ele almak lazım bu dijital meselesini dijitalleşme meselesini gündelik siyasete asla yani deprem konusu gibi gündelik siyasete asla alet edilmemeli. Çünkü bu dezenformasyon bugün Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a yapılıyor. Yarın Meral Akşener'e yapılıyor. Yarın Musavat Bey'e yapılıyor. Yarın Özgür Bey'e yapılıyor mesela. Olarak Özgür Bey e, yapılıyor aslında. Özgür Bey aynen öyle. Sıraya diziyorlar ve sürekli bir itibar suikastı. Sürekli bir değersizleştirme, sürekli bir yargısız infazın yaşandığını çok net olarak görüyoruz. Buradaki e, temel bize düşen görevler var. Bu ulus aşırı dijital şirketlere düşen görevler var. Topluluk kuralları dediğimiz kurallar e, Sayın Hacet. Yani e, e, TikTok'un kendi anayasasını, Türk milletine uygun, Türkiye'ye uygun kendi anayasasını, topluluk kurallarını, Instagram'ın, Türk var uyuyorlar uygun, mı Türkiye'nin kanunlarına? U, uymuyorlar. U, uymuyorlar. E o zaman yaptırım ihtiyacı yok mu hocam? Yaptırım ihtiyacına çok ihtiyaç var. Niye yani, yapılmıyor ya yaptırım? Yasaklamak da çare değil. Bunu da söyleyeyim ben. Hani Biz parti olarak yasaklamalara karşıyız. Ama diğer taraftan da yani ben sokağa her çıktığımda insanlar diyor ki... ...ya bu TikTok'tan usandık kapatın bunu diyor. E çağırıyoruz e, Türkiye direktörünü. Çok değerli arkadaşlar, yetişmiş insanlar... Tamam diyor biz diyor bu konuyu ilgileneceğiz diyor işte ileteceğiz diyor. Pek çok ülkede sosyal medya yasaklandı yasaklanıyor. Yani tabii ki ben yasakların çare olmadığını bir kez daha söylemek isterim. Biz parti olarak yasaklamalara karşıyız. Ama tamam. son tahlilde de kamu düzenini sağlamamız lazım. Korumamız lazım. Aileyi korumamız lazım. Bireyi korumamız lazım. Yani bu bireyi cinsiyetsizleştirme... Bir şey yapılacak mı hocam? Birer yani cinsiyetsizleştirme o denge yani yasaklamadan da yapılabilecek bir şeyler var mı? Tabii ki var. Bunun değerlendirilmesi. Aslında bir desenformasyona mücadele yasası çıktı geçen evet. sene. Ama hiç, uygulanmadı. Hiç uygulanmadı. Karşılığı da olmadı maalesef. Tam o kapsama giren birçok suç işlendi yani aslında. Işlendi. devam ediyor. İşlenmeye de devam ediyor. Yani maalesef burada pratik teori yaşıyor yani siz sosyal medyayla ilgili bir hukuksal düzenleme yaptığınızda, yönetsel düzenleme yaptığınızda bir bakıyorsunuz yeni bir algoritmayla bu aşılıyor. Yani bizim ana fikrimiz şu Sayın Acet. Bunu Başkent Kulisi bir kez daha söylemek isteriz. Biz yasaklamalara karşıyız. Yasakların bir çare olmadığını biliyoruz. Özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat aynı zamanda biz kamu düzenini korumak, Toplumu korumak, milletimizi korumak, aileyi korumak, bireyi korumak, insanların inançlarını koruma noktasında da bir görevimiz var. Bunu birlikte yani güvenlik özgürlük dengesi çok konuşulur. Bunu burada da böyle bir... Yeni bir kanuni düzenleme arayışı var mı hocam? Bununla ilgili şu anda yok. Biz bir dijital telifi çalışacağız. Hazırlıklar devam ediyor. Muhakkak haberin bir e, Telif eser sayılması ve dijital e, telifin ödenmesini istiyoruz. Aksi takdirde başta Kanal 7 ailesi olmak üzere yaygın e, medya çok ciddi kan kaybediyor. Siz burada muhabir tutuyorsunuz, e, işte bir bina e, kiraliyorsunuz, e, personel istihdam ediyorsunuz e, ve bir haberi e, yani 5 ne 1 k kuralıyla bir haberin peşine gidiyorsunuz, e, bir haberi buluyorsunuz başka biri sizin o haberinizi alıyor. Hiçbir referans göstermeden kullanıyor ve size karşı hiçbir sorumlu olmuyor. Biz buna karşıyız. Emek hırsızlığının kesinlikle karşısındayız. En kısa zamanda parlamentoda yeni dönemde dijital telifi getireceğiz, komisyonda değerlendireceğiz, konuşacağız. Onun dışında da bu sosyal medya ile alakalı size de yansıyan bütün o şikayetler her zaman herhalde eee evet gündeminizde olacak. Tabii her gün en az bir çok sayıda yani rakam söylemeyeyim şimdi. Çok sayıda benim Whatsapp'ıma giremiyorum. Whatsapp'ım ele geçirilmiş. Instagram'ı çalındı. Ondan sonra benle ilgili şöyle bir dezenformasyon var. Bununla ilgili ne yaparız şeklinde. Biz de şimdi bu konuları sürekli gündeme getirince komisyonumuza dair bir insanların pozitif algısı oldu. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Su gibi bize, geçti. su gibi. İyi bu e, o şekilde geçtiyse hayırlı alamet <laughs> programın dinamizmi açısından. Size kolaylıklar diliyorum Sağ, olun. Sağ olun. çok teşekkür ederim. Efendim izlediğiniz e, Hüseyin Yayman hoca AK Parti Ankara e, Hatay Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı bizlerle birlikte oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.